Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dersi'nde yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün yine ayın o günü Instagram ayakkabılarını incelediğimiz, daha doğrusu çok inceleme demeyelim de ilk görüşlerimizi sunduğumuz, paketten nasıl çıktığına baktığımız Instagram kargo açımındayız. Biliyorsunuz birçok video yapıyoruz. Her türlü ayakkabıdan, her türlü yerden alıp incelemeye çalışıyorum sizler için. Sizlerin her türlü isteklerine ben cevap vermeye çalışıyorum. En çok sorulan ayakkabıları da bu şekilde alıp incelemeye çalışıyorum. Eğer bu tarz videolar hoşunuza gitmiyorsa başka videolarımı izleyebilirsiniz. Takipçilerimden gelen isteklere cevap vermeye çalışıyorum dedikten sonra da kutularımı açayım. Elimde iki tane kutu var arkadaşlar. Belki de hani kanalın açıldığı günden bugüne en çok istenen ayakkabılar hep Air Jordan 1 oluyor. Hı-hı. Ben de iki tane Air Jordan 1 aldım. Farklı farklı zamanlarda sipariş ettim. İlk önce onu mu yapayım, sonra bunu mu yapayım, sonra ikisini de yapayım gibi düşündüm. Ve bugün iki tane ayakkabı tanıtacağım sizlere. Hemen şöyle MNG kargo kutusunu açayım. Evet, kutular farklı farklı birbirinden. Ben biraz daha büyük kutuda olması istemiştim birinin. Çünkü biraz eziliyor. Bakalım hem kutu farkı olduğu zaman nasıl çıkacak. Onu da görmüş oluruz. Sizler çok seviyorsunuz Air Jordan 1'leri ama benim belki de en beğenmediğim ikonik ayakkabı olabilir diyebiliriz. Air Jordan 11, 3, 4, 12, 13 bunlara bayılıyorum. İşte artık bu açıklanamaz bir durum. Beğenmiyorum çünkü şeklini tipini diyebilirim ancak. Biraz renkler ve zevkler. Sizler için iki tane farklı farklı aldım ve bunlara bakalım istiyorum. Şöyle birincisinden başlayalım mı? Jordan kutusunda kutuları artık takılmıyoruz arkadaşlar. Hani aldığımız fiyatlar çok düşük olunca artık durum bu. Evet, şöyle açalım. Bakalım içinden nasıl çıkacak. Bu kutuya çok güzel rahatça sığmış. Evet. Ne diyorsun? Bana bayağı güzel geldi açıkçası. Çok rugan temiz. Ruganlı diye beklemiyordum ben. Ben ruganlı olduğunu görmüştüm. Resimde gördüğüm şekilde. Evet, güzelmiş. Ne diyorsun? Birlik değiliz. Değiliz yani. Ama eğer öyle olsaydım ben ilk en çok bunu beğenirdim. Ben öyle söyleyeyim. Kaktüsü daha çok beğeniyorum. Sen kaktüsleri mi beğeniyorsun? O zaman bu senin için olacak diğer kutu. Arkadaşlar görselde hani benim de beğendiğim olsun istiyorum. Siz tabii ki amaçsızsınız ama hani sonuçta ben alacağım, bende kalacak, ben giyeceğim. Belki hani ara ara böyle işte kombinlerin altına da giyerim gibi şeyler düşünüyorum. Yani onun için de en beğendiğim görselde olanı söyledim. Bu Black and Gold diye geçiyor herhalde. 2018 yılında yanlış hatırlamıyorsam $120 retail'den çıkmıştı. Yani ilk satışa çıkmıştı. Sonraki fiyatlarını artık bilemiyorum. Bunlar uçuyor kaçıyor biliyorsunuz. Gerçi mid versiyonları çok tercih edilmiyor genelde Air Jordan 1'lerin. Genelde işte high'lar çok tutulan ama hiç bulunmayan oluyor. Bu mid mi? Bu mid diye geçiyor. High biraz daha yüksek. Low'u böyle tam şeyden. Low'lar da biraz SB Dunk'lara da benziyor. Yani genel olarak bu şekli ben beğenmiyorum. Air Force'ların biraz böyle altının kalın oluyor olması, önlerindeki ufak farklılık gözüme daha hoş geliyor. Benim de bu topuk kısmının çok aşağıda olması, evet, alçak olması. Biraz şey, kaykaycı ayakkabısı gibi değil mi? Evet. Ama bu güzelmiş ya. Benim hoşuma gitti şu anda görsel olarak. Biraz büyük gelecek gibi hissettim. 45 numara aldım. Biraz daha yakından bakarsan hemen buna görselde, kalite noktasında da bakalım. Üstünde kullanılanlar arkadaşlar fena değil. Yani çok efsanevi bir şeyler beklememek lazım tabii ki bu durumlarda. Üstünde kullanılan yine bu yapay deri fena durmuyor. Burada altın desenli Nike işaretleri bayağı güzel olmuş. Evet, Jordan şeyi de güzel olmuş. Ama ben bunu biraz daha böyle çıkıntılı çıkıntılı isterdim veya daha göze batsın isterdim. Biraz Nike işaretinin yanında sönük kalmış. Arkasına doğru bakıyorum, yine aynı şekilde dönüyor. Diline bakalım, dili fena değil. Çok daha pofidik olsa daha güzel olabilirdi. Arkasındaki petleme de sade. Zaten herkesin çok iyi bildiği bir ayakkabı. Ama herkesin bayıldığı bir ayakkabı. İçinde Jordan logosu var. Altına bakalım, yine ikonik tasarım. Air Force'ların da bu şekilde değil mi? Evet, aynı yani çok... Aynı ayakkabının bu kadar tutuluyor olması, bir sürü versiyonlarını da tutuyor olması hep bana şaşırtıcı ve ilginç geliyor. Büyük markalar da tabii ki sürekli bunları besliyorlar herhalde. Evet, bu şekildeydi. Genel olarak beğendim, görseli hoşuma gitti. Şimdi diğerine bakacağız. Diğeri de arkadaşlar daha önce kanalda açmış olduğum bir modeli ama bu sefer bu satıcıdan aldım. Bu arada her iki ayakkabının da linkini aşağıya bırakıyorum almış olduğum satıcıdan. Çok fazla sizlerden abi bunu güvenelim, abi buradan al, abi şuradan al aşırı çok geliyor. Ama bu kanalı Instagram ayakkabılarını inceleyen bir kanal haline getirmek istemiyorum. Güvendiğim bir satıcıdan sizlerin istediği modelleri aylık bir defaya mahsus sipariş ediyorum. Hani öyle çok fazla açılacak olsam bilmiyorum. Yani seveni de var, sevmeyeni de çok var. Hani ortalama düzeyde tutmaya çalışıyorum diyeyim. Bu iki ayakkabının linkini de aşağıya bırakıyorum. Girip oradan alabilirsiniz. Birçok defa gidip mağazalardan alamıyorsanız Instagram'dan ithal almak mantıklı olabilir bu ayakkabılar için diyorum. Ve hemen şunu da açalım. Burada da arkadaşlar Travis Scott Cactus Jack koleksiyonundan bir ayakkabımız mevcut. Bu high. Bu high mı sence? Evet. Evet, bu biraz daha high gibi duruyor, daha yüksek.
Evet, bu dediğin gibi sanki daha mı güzelmiş ya? Bence aynısından vardı arkadaşlar. Ben sonra tabii ki hem elimden çıkarttım bu ayakkabıyı. İsteyen farklı bir arkadaşıma verdim. Çünkü zaten ben çok giymiyordum. Dediğim belki iki defa falan giymiştim o ayakkabıyı da. Bunu belki biraz daha elimde tutarım. Çünkü şu sıralar biliyorsunuz Instagram'dan kombin videoları falan yapıyorum. Onun için bu tarz şeyler gerekiyor zaman zaman. Onlar için elimde tutmayı planlıyorum. Evet, ayakkabımız bu şekilde. Yine birçok bağcık koymuşlar sağ olsunlar. Farklı farklı kombinler yapabilirsiniz. Bir tanesini pembe, bir tanesini kırmızı yapabilirsiniz. Ağırlık olarak sanki bu daha mı ağır geldi? Evet, sanki daha biraz daha böyle üstündeki materyalleri kalın kalın gibi. Yaklaşırsan yine bakalım. Üstünde kullanılan deri farklarına da belki bakabiliriz. Bu daha kaliteli geldi arkadaşlar gözüme sanki ya. Ha? Rugan'dan da kaynaklı olabilir. Bu biraz daha... Evet, rugan böyle daha basit katmış. Bir de ruganın belki sıkıntılı yanı kırılması kolay olabilir. Hani bir adım atacaksın tak diye mesela şuralardan kırılacak. Yani Air Jordan 11'e çok yakışıyor da. Ama Air Jordan 11'deki rugan çok kaliteli. Yani o çok güçlü bir zaten deri. Patent leather diyor. Yani bir deri versiyonu aslında bu, biliyor musun? Buradaki deriler daha böyle tüylü, daha yumuşak, süet. Güzel süetler kullanılmış. Daha uzun süreli giymek için güzel olur. Bir de bu ayakkabı kirlendikçe de güzel durabilir. Ne diyorsun? Bak zaten hafif böyle beyazlıkları bile tam beyaz değil. Böyle milky, yani sütlü gibi duruyor. Kirlendiği zaman da daha hoş durabilir, karakter katabilir. Üstündeki kalitesi de fena değilmiş. Güzelmiş. Beklediğimden yine güzel geldi bu da arkadaşlar. Şurada kaktüs çek. Bilmiyorum görebiliyor musun? Böyle bir parladığı zaman parlayan harflerle yazıyor. Çok belli olmayabilir. Çok... Bu tarafında var mı? Bu tarafında yok. Sadece ayakkabının iç kısımlarında. Var belirtmiş olduğum şey, dış yan kısımlarında yine Air Jordan Wings logosu biraz daha parlayan janjanlı şekilde yapılmış. Dilinde kaktüs çek ibaresi var. Dili bunun daha güzel. Şuna nazaran bakayım. Evet, sanki bu daha böyle pofidikliği daha fazla. İçinde etiketleri vesaire her şeyi mevcut. Şunun hemen yanında cebi var mı diye bakalım. Evet, burada cebimiz de mevcut. Bu cep tamamıyla tabii ki işlevsel değil ama görüntüye hitap ediyor. Ama bilmiyorum, belki paranızı falan koyabilirsiniz. Bakın cepsiz bir şey giyiyorsanız paranızı falan buraya saklayabilirsiniz belki. Çok büyük bir cep değil ama görsel olarak fena değil. Burada mevcut cebimizde. Bunun topuk kısmındaki petlemeler yine fena değil. Ortalama güzel bir petleme var. Ayakkabının arkasında bu kaktüs çekin logolarından bir tanesi var. Bu tam olarak sana neyi çağrıştırıyor? Korkuluk mu deniyordu? Kargaları kaçırmak için. Oradaki kullanılan figürlere benziyor. Evet, ayakkabımız bu şekilde. Hangisini daha çok beğendin sen? Ben kaktüsü daha çok seviyorum. Ben kaktüsü daha önceden aldım, incelemiştim. O kadar beğenmemiştim. Burada da yani yine çok beğenmiyorum gerçi ama ikisine kıyasla ya ben uzaktan sanki bunu beğenirim. Mesela böyle 5 metre öteden biri gidiyor. O, bakalım ayağından ister. Güzel olacak. Bu ise daha yakından güzelmiş. Biraz ağır, biraz daha üstündeki materyaller böyle dolu dolu duruyor. O açıdan güzel. İkisinin de fiyatları arkadaşlar ortalama seviyelerde geziniyor. Girip bakabilirsiniz dediğim gibi siteye. Normal versiyonları bunların bilmiyorum yani. Girip 10 bin liralara falan belki fazlaya bile çıkıyordur. Sonuçta serbest piyasa olmuş oluyor. Resell piyasası. Ama buradan almak, hani giymek isteyenler için mantıklı bir hamle olabilir diye sizlere öneriyorum. En azından buradan ayakkabı aldığınız zaman bu şekilde geleceğini görmüş oluyorsunuz. Hadi ayağımıza giyelim bakalım ayakta nasıl duruyor. İkisini o şekilde de kıyaslarız. İçinden kartonlarını da şöyle çıkartalım. Ayakkabı bağcıklarını bir şekilde bağlamaya çalıştım. Bir tanesini daha çok bağlayıp bir tanesini az bağlayacağım. Bu şekilde hani her iki versiyonda nasıl duruyor görebilirsiniz. Evet, fark varmış ya. Mid height böyle yan yana bakınca bir uzunluk farkı var. Tipleri de gerçekten fark ediyor. Hadi şimdi ayağımıza gelin. Evet. Belki de Instagram'dan almak için en iyi tercih bunlar olabilir. Ne diyorsun? Ah, bunun içinde de varmış, pardon, bunu çıkartmayı unuttuk. Normalde mağazalardan almak istediğiniz zaman oldukça pahalı oluyor. Ama burada alıp görsel olarak kullanabilirsiniz. Hani zaten de çok rahat ayakkabılar olmadıkları için mantıklı. Neden çok istediğinizi anlıyorum yani, öyle söyleyeyim. Zaten bunlar performans ayakkabısı değil daha aslında görsel. Öyle başladı. Zamanında Jordan bunları maçlarda giyiyordu. Ama belgeselde diyor ya, teknolojinin ne kadar ilerlediğini gördüm diyor. Çünkü o maçlarında bunu giyip ayaklarını kanatmış hep. Yani gerçekten... Ah, içindekileri çıkartmadık mı biz? Yerini çıkartınca ben bunu da çıkarttım zannettim. Bu görsel. Yani artık bu... Biraz moda olmuş bir ayakkabı. Şu hiç güzel durmadı ya. Evet, diğer daha güzel durdu. Hatta böyle açık falan bile giyebilirsin bunları. Evet. Şimdi arkadaşlar bunun tamamını geçirdiğimiz için bağcıklarla uğraşmak istemiyorum artık biraz. Şöyle içine sıkıştırayım. Dili gözüksün. Evet, bu şekilde. Ama hemen... Tatlı. Tatlı değil mi? İşte bu şeyin sıkıntısı hemen kırılacak gibi olması. Bir de 45 numara aldım. Yani büyük geldi. Aslında biraz daha kalın çorapla giysem olabilir. Ama bunları rahat rahat giymek de güzel olabilir. Veya altına aslında bunları tabanlık koymak lazım. Böyle memory foam tabanlıklar var arkadaşlar.
Hatırlarsanız zamanında da bu kanalda inceledim. Çünkü ayakkabının altı çok sert ve direkt yere yapışıyormuş gibi hissettiriyor. Bence bir tane tabanlık alın. Biraz büyük alıp tabanlıkla rahat rahat giyin. Ne diyorsun görselini? Güzel oldu ayağında. Yani görsel elindekindense ayakta daha güzel duruyor bence. Değil mi? Ben de öyle düşünmüştüm. Ayakta güzel duracağını düşünmüştüm. Ve fena olmadı gibi ama hiç rahat değil arkadaşlar. Yani zaten Jordan 1'lerin sıkıntısı o. Gerçekten pek rahat olmamaları. Geçen ay Jordan 5, ondan önceki ayda 4'ü sanki açtık gibi hatırlıyorum. Onlar mesela daha rahat. Evet. Zoomlar vardı tabanlarında. Hani sen dedin ya en iyi tercih bunlar olabilir diye. Ben şahsen 4 ile 5'i daha çok beğendim. İşte bunu çok beğeniyorlar. O yüzden yani bunu çok almak istiyorlar. Sıralara giriyorlar, bulamıyorlar. Hele şu zaten bundan bir şey değil. Yani bu ayakkabı bundan bir şey değil. Hani o yüzden diyorum mantıklı olabilir. Ama kesinlikle ve kesinlikle bence tabanlıkla giyilmeli. Tabanlıksız yani hiç tavsiye etmeyeceğim. Hemen şunu giyelim bakalım. Bu nasıl duracak? Veya fark var mı? Hem onu da görmüş oluruz arka arkaya giyince. Bu arada arkadaşlar bir sonraki ay hangi ayakkabı görmek istersiniz? Onu yazarsanız sevinirim. Genelde hani çok istenenlere yer vermeye çalışıyorum. Bir sonraki ay neyi görmek istersiniz? Onu da yazarsanız sevinirim. Jordan 1'i yaptığım için de mutluyum ya. Siz sürekli her videonun altına Jordan 1 yap, Jordan 1 yap çok geliyordu. Evet bu şekilde görmüş oluyorsunuz. Şey yapayım. Yoksa yukarı kadar çıksa mıydım sen? Yok. Ya bunu istediğin gibi giyebilirsin böyle ya. Böyle bol bol giymek daha tatlı. Bu biraz böyle şekil şükül bir ayakkabı olduğu için bir skatın giyim şekline de bu tarz giyime bence olur gibi düşünüyorum. Evet bu da bu şekilde. Rahatlık açısından çok bir fark yok. Sadece üstü biraz daha güçlü hissettiriyor ona nazaran. Ne diyorsun? Hangisi? Sanki bu üstündeki eşofmanın daha yakıştı. Evet. Yeşil yeşil. Ya yani onu mesela daha farklı bir kombine çok daha güzel olabilirdi. Bir de bu herhalde onun bağcıkları biraz daha çok sıktık. Bu daha sıkı geldi arkadaşlar. Tabanlık kullanırsam biraz daha beni sıkacak gibi hissediyorum. İkisini de 45 numara aldım. O şekilde siz de kıyas edebilirsiniz. Evet, hangisi? Nike diyorsun? İşareti ters miymiş yani? Evet, evet. Bunun olayı o. Bunda ters Nike işareti var. İşte düz, anda değil de aynı. Dışta ters. Tersmiş. Yeni fark ediyorum. Evet, böyle yapıyor ve sonra buna 10.000 dolar diyor falan. Şekil bu. Bir onu giyeyim mi ayağıma? Bence giy. Evet. Bu şekilde. Ne diyorsun? Yandı. Sanki bu biraz daha yüksek biliyor musun? Biraz daha yüksek gibi geldi. Hayır zaten. Hayır, tabandan da yüksek gibi geldi. Ha, evet olabilir. Bunun altı biraz daha yere yakın. Bak burada sanki biraz daha bir kalın gibi geldi. Hangisi daha rahat? Hangisi daha rahat? Şu daha rahat. Bu biraz daha bol geldi. Buna kesin tabanlık koyarım ben. Evet. Bunu normal kullanabilirim. Evet bu şekildeydi. İkisine de baktık. Kutudan çıkınca nasıl oluyormuş, nasıl geliyormuş, ne bekleyebilirsiniz? En azından onları görmenizi istiyorum Instagram açımlarında. Instagram için çok uzun kullanım testi yapmıyorum. Çünkü ben zaten çok fazla uzun süreli kullanmıyorum. Dediğim gibi tek tük zaman zaman kullanıyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Umarım hoşunuza gidiyordur. Bunlar sizin isteklerinizle gerçekleşiyor. Bir sonraki ayını görmek istiyorsanız yorum yaparsanız ben de ona yer vermeye çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin. Ayakkabı dersi bugünlük. Evet.